Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tatlı cadı broşlar yapacağız. Bununla sadece cadı broş değil, bu ana gövde ile birlikte bir sürü broş, anahtarlık kendinize yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle malzemeleri ben size söyleyeceğim. Şöyle koyalım, malzemelerimizi gösterelim. Bunun için kartopu amigurumi ip kullandım ben. Siz farklı bir iple örebilirsiniz. Ten rengi, bir adet ten rengi, bir adet şapkası için çok az bir parça sarı ve siyah ve gri ip kullanacağım yakalığı için. Şöyle boncuklarımız var. Bunları ip satan yerlerde veya işte pazarlarda bile oluyor. Hobi malzemeleri satan yerlerde. Burada bulabilirsiniz. 2 milim tığ kullanacağım. Makasım, keçe iğnem. Keçe iğneyi nerede kullanacağız? Saçlarımız. Ben saçlarımızı keçeyle yaptım. Siz iple yapabilirsiniz. Onun için şöyle yün keçemiz var arkadaşlar. Bakın. Nako keçe, yün keçe olarak satılıyor bunlar. Bundan bir parça kesip kullanacağız. İğnelerimiz var. 8 veya 10 milim şöyle kilitli gözümüz var. Ben bu sefer 10 milim takacağım cadıma. Ve aparat içinde şöyle bir iğneli broş iğnemiz var. Bunun kafa kısmına takmak için arkasına veya ben anahtarlık veya araba süsü olarak kullanmak istiyorum derseniz de şöyle bir aparatımız var. İğnelerimiz var. Malzemelerimiz tamam arkadaşlar. Bu kadar. Bu malzemeleri nereden alırım derseniz Instagram @pedehobi sayfasından güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Benim de devamlı aldığım yer. O zaman başlayalım. Kafa tarifimizle hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sihirli halka ile başlıyorum. Belki ilk defa yapacak olanlar vardır. O yüzden sihirli halkayı şöyle tekrardan göstereyim. İki kez ipi elime doladım. Bakın şuradan ipimi alttan geçirdim. Bakın. Bir kere düğümlüyorum, sabitliyorum. 1 2 3 Bu sık iğne arkadaşlar. Sık iğne nasıl oluyor derseniz ipin altından geçiyorsunuz. Bir kere üzerinden alıyorsunuz. Bakın ipimin üstünde 2 tane. Onu alıyorum. Buna sık iğne diyoruz. 4 tane oldu. 5 6 Şimdi ipimi sıkılaştıracağım. Hangisinin daha önce çekmem gerektiğini anlamam için şu ipimi hafiften şöyle bakın çekiyorum. Hangisiymiş? Alttakiymiş. O zaman önce onu çekiyorum, sıkılaştırıyorum. Daha sonra bunu çekerek çok sıkı bir halka yapıyorum. Bakın çok sıkı oldu. Şimdi son ilmeğimi içine ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırmak demek içinden geçmek demek. Şimdi ikinci sıradayız. Her ilmeğin içerisine iki kez batıyorum. Yani çift dolduruyorum. Bu işlemi 6 kez yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnem olmuş olacak bittiğinde ve artık ilmek kaydırma yapmadan örüyoruz. Siz başlangıç ve bitiş noktası için şöyle ip koyabilirsiniz tam başladığımız noktaya. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Yani bir tane tek sık iğne batacağım. Bir sonrakine iki tane batacağım. Bu vesileyle artırmış oluyorum. Bir tek bir tane çift. Bu işlemi de 6 kez yapıyorum. Şimdi 5 ve son olarak 6. Bu dönen ip aparatını da merak ederseniz çok kullanışlı. Onu da Instagram @pedehobi sayfasından pedehobi arkadaşlar oradan alabilirsiniz. Şimdi 3. sıramızı bitirdik. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 2 tek bir çift yapacağım. Yani
2 sık iğneye birer birer batacağım. Bir sonrakine çift batacağım. Buradaki en önemli püf noktası şu arkadaşlar. Bu bir sık iğne bir artırdan sonraki bütün artırmalar üst üste gelmeli. Yani şu çiftli battığımız yerler bir sık iğne bir artır ya. 2 sık iğne bir artır. Bu artırma aynı yerde olacak. 3 sık iğne bir artır. Oradan da yanlış yaptığınızı hemen anlayabilirsiniz. Bakın şimdi 1 2 yapıyorum. Bakın 3. yapacağım yer bir önceki yaptığım çift battığım yer. Onun tam ortasına batmış oluyorum. Artırmalar aynı yere denk geliyor bu sefer. Yine 6 defa yapıyoruz. Ayrıntılı olarak anlatıyorum. Belki ilk defa hani bundan yapmak isteyen olur diye ayrıntılı şekilde anlatıyorum. Sıramın bittiğini nasıl anlıyorum ip koymadan? Nasıl anlıyorum? Şimdi mesela şurada dönme noktamız var bakın. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın tam şurası. Tam şurada burası benim bitiş noktam. Bakın bitiş noktası. Zaten iki tek bir çift yaptım ya. Şimdi 5. sıradayım. Burada zaten iki tane tek yapınca bakın iki tane tek yapınca bir tanesi boş kalıyor. Demek ki 3 tek bir çifte geçmişim. Çünkü çift batacağım yer şu kısım. Şimdi 6. sırada 3 tek bir çift yapıyorum. Böyle ayrıntılı anlatıyorum, kafanızı şişiriyorum, kusura bakmayın. Belki bilmeyenler de yapacak. O yüzden ayrıntılı anlatmayınca da bu sefer kızıyorsunuz. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. O yüzden ayrıntılı anlatayım, siz atlamak istediğiniz yerleri atlayın arkadaşlar, ilerletin. O şekilde izleyin. Şimdi 3 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3... 3 tek bir çift. Bakın artırmalarım hep aynı yere denk geldiği için böyle köşegenler oluşuyor. Evet, son 3 tek bir çift. Evet. 2 3 4 5. sıramızı da bitirdik. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. 6. sıramız. Artık çiftleri öğrendik. Hızlı hızlı yapalım. Evet. Bu işlemleri 6'şar defa yapıyoruz. Nedeni de şu. 6 sık iğne ile başladık. 6 sık iğne ile başladığımız için de işlemleri 6'şar defa yapıyoruz. Ona göre arttırıyoruz. Evet. 4 tek bir çiftimizi de bitirdik. Şu an 7. sırada mıyız? 7. sıradayız. Şimdi 17 tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Ne yaptık şimdi mesela? Artırmalarımız hep 3-4 şeklinde geçti. Bakın köşegenler oluştu. Şimdi kafamızı küçük olduğu için 17 tane tek yapacağım. 1-2-3-4 şöyle yapalım. 5-6-7-8-9 10 11 12 16 17 17 tek bir çift aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Yine
bu çiftler artırdığım köşelere denk geldi. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 toplamda 6 sıra 38 sık iğnemiz oldu şu anda. 38 sık iğne hiç artırmadan her bir ilmeğe bir ilmek gelecek şekilde 6 sıra örüyoruz. Ondan sonra da eksiltmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi ördüm. 13 sıram oldu. 11. sıra arasına gözlerimizi takacağız. Birinci sıramız şu başladığımız yuvarlak noktaya 6 sık iğnemiz birinci sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ile 11. sırası arasına dikeceğim. Şöyle makasımla hafiften şöyle yerimi belirliyorum. Gözü takabilmek için çok şey yapmayın. İpiniz kesilebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer gözünüz büyükse 6 sık iğne boşluk bırakın. Eğer küçükse 5 sık iğne boşluk bırakmanız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şimdi 5 sık iğne boş bırakacağım. Çünkü gözleri küçük kullanacağım bu sefer. Şöyle hafiften esnetiyorum. Vidalı gözümü yerleştiriyorum. İyice yerleştirelim. Şu arada boşluk kalmasın. Arkasındaki vidamızı klipsine takalım. Şurayı hafiften birazcık daha esneteceğim. Şöyle. Evet. Bu şekilde hazır. Şimdi eksiltmelerimize geçiyoruz arkadaşlar. En son ne yaptıysak en sonki artırmamız neydi? 17 tek bir çiftti. Şimdi artırmadan geriye doğru eksilterek kafamızı bitireceğiz. Daha sonra büst kısmına geçeceğiz. Şimdi 17 tek bir eksilt yapıyorum. Eksiltmelerimizi bilmeyenler belki olabilir. Flu dediğimiz ilmeklerin şu orta kısmında gözüken kısımların ön tarafından birer tane alıyoruz. Bir bu ilmeğin, bir de diğer ilmeğin ikisini birlikte alıp tek seferde geçiriyoruz. 1, 2, 3, 17 tek bir yine eksilt yapıyorum. Şimdi ondan sonra 4 tek bir eksilt, 3 tek bir eksilt, 2 tek bir eksilt şeklinde bu işlemleri yine 6'şer defa yapacağız. Önce 4 tek bir eksilt, 3, 4,
Eksiltme kısımları da arkadaşlar, şimdi sizlere burada püf noktaları söyleyeceğim. Bakın eksilttiğim yerler de aynı arttırdığım gibi hafiften köşeler oluşuyor. Bakın köşelerde. Bu köşeleri yine bir öncesine denk gelmeli. Yani sizin eksiltmeniz tam şunun üstüne değil, bir öncekine denk gelmeli bu sefer. Çünkü ikisini beraber eksilttiğiniz zaman tam denk gelmiş oluyor. Yani artırmada tam onun üstüne gelirken eksiltmede bir öncekine denk gelmeli. Şimdi 3 sık iğne, 3 tek bir eksilt yapacağım. İki tek bir eksilt de yaptıktan sonra içini biraz dolduracağız. Arada bir kaçırıyorum kamerayı, kusura bakmayın. Evet, iki tek bir eksiltmemiz de bitti. Şimdi içini dolduralım el yapımızla. Buradaki sıkılık oranı nasıl olmalı arkadaşlar? Bakın. Bu şekilde parmaklarınızla da doluluk oranını anlayabilirsiniz. Bir tek bir sık iğne yapacağız çünkü bu işlemden sonra, o zaman içine elyaf doldurmak zor olacak. Doldururken şöyle kafa kısımlarını şu uç kısımlara doğru hafiften, bakın parmağımla böyle iyice yerleştiriyorum eşit olması için. Şimdi bir tek bir sık iğne eksiltme yapalım. Ondan sonra biraz daha doldurma yaparız. Bir tek bir eksilt. Bakın eksiltmelerim hep aynı yere denk geldi. Yavaş yapıyorum.
Evet. Bir tek bir eksilt yaptık. Şimdi 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bu sırada iki tek bir eksilt yapacağız. 9 sık iğnemiz kalacak. Şimdi bakın iki tek. Şimdi boyun kısmına geçiyoruz çünkü. Düz kısmına doğru. Şimdi boyunu yapıyoruz. 2 tek bir eksilt. Bu işlemi 3 defa yapmış oluyoruz. 1 2 tek bir eksilt. Bir tane daha yapacağım. 1 2 Evet. Şimdi bir sıra 9 sık iğne öreceğim. Yani her ilmeğe tek batacağım. Dokuz. Şimdi iki tek, yani bir sıra daha 9 sık iğne örecekmişim. Da unuttum vallahi. Bir sıra daha 9 sık iğne örelim boyun kısmı için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi büst kısmına geçiyoruz arkadaşlar. En son yaptığımız eksiltme işleminden başlıyoruz önce yine. 2 tek bir çift yapacağım. 3 defa. 12'ye çıkmış olacağım tekrar. İki tek bir çift. Hay Allah. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. En son 4 tek bir çift kafadaki artırmaya kadar devam edeceğim. Şimdi 2 tek bir çift yapıyorum. 6 defa. Çünkü 12'ye çıktık. Ay, bir tek bir çift yapacaktım. Bir dakika. Evet, bir tek bir çift 6 defa yapıyorum. 2 tek bir çiftten sonra toplamda 18'e çıkmış olacağız. Daha sonra 2 tek, 3 tek, 4 tek şeklinde ondan sonra bitireceğiz. Kaç tane yaptım? Unuttum tabii konuşurken. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam, yapmışız. Evet, şimdi iki tek bir çift yapıyoruz. 6 defa. Şimdi 3 tek bir çift yapıyoruz. Bakın. Büstümüz oluşmaya başladı bile. 3 tek ve 4 tek yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz. 1 2 3 tek bir çift. 1 2 3 tek bir çift. Yine artırmalarımız burada da üst üste gelecek. Evet.
Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Evet, şimdi 4 tek bir çift de yaptık. Bitirdik. Şimdi bunu nasıl karşılıklı birleştireceğiz? Eğer kafamızın içerisi yeteri miktarda şöyle dolu değilse, hafiften yine buradan el yap, doldurup orayı tamamlayalım. Bunu cımbız veya tığ yardımıyla yapabilirsiniz. Çok azıcık daha koyacağım ben. Elyafı koyarken eşit koymaya özen gösterin. Oyuncağı güzel gösteren o çünkü. Hafiften şöyle boyun kısmımıza da koyalım. Şimdi bunu nasıl birleştireceğiz? Şöyle tam şekilde bakayım, gözünü ayarlıyoruz, boyun kısmına bakın, ne yaptık, burası arkada. Şimdi karşılıklı birleştirme yapacağım için bu köşeye kadar önce örüyorum, normal sık iğne örüyorum, tam o köşeden birleştirme yapacağım. Şimdi buraya kadar örelim. Pardon. Bakın köşeye kadar ördüm. Daha şurayı da örelim. Şimdi karşılıklı birleştireceğim. Yani bir öndekini alacağım. Bir arkadakini, bakın ikisini birlikte alacağım. Normal sık iğne şeklinde bunu birleştireceğim. Bir önden bir arkadan. Evet, bu şekilde birleştiriyoruz. Ve bu kısmına da elyaf koyacağız biraz. Önce biraz birleştirelim. Evet, şimdi biraz elyaf koyalım şu kısımdan. Çok kapatmadan. Tamamen göz kararı bunlar. Artık onu siz şöyle hafiften boyuna doğru da ittirin. Orası tok durması lazım. Azıcık daha koyalım. Boyuna doğru. Bu kadar yeterli. Şimdi burayı bitiriyorum. Mi çıkmış? Şöyle yapalım. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi iğneyle sabitleyelim. En sevmediğim şey de
iğne ip takmak sevmiyorum. Evet, sabitleme işimizi de tamamladık. Şimdi